12 ön elem oynadı Galatasaray Şampiyonlar Ligi için. 10 kere tur atladı. 2 kere işte Sparta PSV Eindhoven son olarak Fatih Hocam elenmişti. Genelde Galatasaray bu turları geçiyor. Rakipler çünkü Galatasaray ayarında olmuyor. Molde gibi bir rakip diyebiliriz aslında Young Boys ama ilk maç çok sıkıntılı geçti Emre ve maç daha ters bir sonuçla sonuçlanabilirdi. 2-0, 3-0 olabilirdi Günay'ın kritik kurtarışı olmasa. Batu Şah iyi bir şekilde tur umutlarının İstanbul'a kalmasını sağladı. Okan Hoca'yı gergin gördüm. Bunu muhakkak sen de dün gözlemlisin basın toplantısında ve çok iddialı bir kadroyla maça başlıyor. Yani Mertens dışında neredeyse bütün hücum silahları ilk 11'de. Üstüne Barış Alper'i de bekte göreceğiz. O yüzden de Galatasaray çok hücum ağırlıklı bir kadro. Bu kadro gol atar ama gol yemez diyemiyorum açıkçası. Gollü bir maç bizleri bekliyor. Umarız Galatasaray iki farklı 3-1, 4-2, 4-1 bu tip bir skor alıp Şampiyonlar Ligi'ne kalır. Bu kadro Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeli. 90-100 milyon euro bir maaş bütçesinden bahsediyoruz. Oyuncuların zaten tercihinde Şampiyonlar Ligi bir faktördü. Geçen sezon da Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ndeydi. İyi kötü en azından göze hoş gelen futbol oynadı. Kopenhag'a geçilmesi tabii ki çok içimize sinmedi bakarsak ama iz bıraktı. Ki Sasha Boy da o performansa zaten Bayern Münih'e transfer yapmıştı. Bugün Icardi'nin performansı bence belirleyici olacak Galatasaray'da. Bu sezona iyi girdi, kilolarını attı ama takımla şu an aynı frekansta değil oyunda. Biraz kopuk oluyor. Muhakkak tabii Kerem Aktürkoğlu, Hakim Ziyech, Batu Şah ile ikili göreceğiz. Yani dediğim gibi çok hücum ağırlıklı bir kadro olacak. Bakalım Torreira ne kadar yetişebilecek. Kolay bir maç olmayacak ama tabii hala ben turun favorisinin Galatasaray olduğunu düşünüyorum. İlk maçtaki ligeye rağmen. Okan Hoca dün savunmada yapılan hatalardan bahsetti ki herhalde Galatasaray'dan en can sıkıcı durum oydu. Senin de söylediğin gibi abi yani ilk maçta belki ilk yarıda bile farkın daha fazla açılabileceği bir durum vardı. Sonrasında çok kritik kırılma anları oldu. Bu kadro çok ciddi bir risk barındırıyor. Çünkü biraz bahsetmek lazım. Sen aslında söyledin ama Barış sağ bek oynayacak gibi gözüküyor. Nelson, Kaan sol tarafta Yerlert ya da belki yerleri değişebilir. Torreira, Sara sağ tarafta Ziyech. Bütün hücum silahları dediğin gibi sağda. Batshuayi, Kerem ve Icardi. Gerçekten hamle anlamında da belki sonradan yapılacak hamle anlamında da çok fazla elde bir şey kalmıyor. Biraz Okan Hoca herhalde iyi başlayalım, sonucu alalım ve tribünü de arkamıza alalım diye düşünüyor olabilir. İlk 11'de Safkan iki savunmacı var. Nelson ve Torreira. Onun dışı Kaan Ayhan çok sert bir stoper değil miyiz? Genelde oyun tekniğini stoperde daha fark yaratıyor. Hücumcu sayısı çok ama bu tabii ki size goller bulacağınız anlamına gelmiyor. İster istemez akıllara Beşiktaş maçı geliyor. Beşiktaş maçına böyle ipin ucu kaçmıştı. Çok fazla hücumcu sahada bulundu. Skor bir anda 2'den 5'e gitmişti ama tabii Young Boys Beşiktaş değil. Dağılabilir burada. Nitekim İsviçre'deki maçta Batu Şah'a girdikten sonra skor bir anda 2-2'ye geldi. Galatasaray goller bulacak ama burada tabii püf nokta savunma. İlk maç Muslera'nın net hataları var diye yani iki gollü ama ben Muslera'da çok fatura çıkartamıyorum. Çünkü Muslera'nın yediği basit goller dışında Galatasaray çok pozisyon verdi rakibe. Biraz oradaki oyun planı Galatasaray'ın işlemedi. 4-2-3-1 sistem. Bugün tabii Batu Şahin olduğu formasyon çok 4-2-3-1 diyemeyiz. Ama her şeyden de bu öte 50 bin taraftarı muhakkak bir etkisi olacak maça. Galatasaray taraftarı bir şekilde rakibi baskı altına alacak. Oyuncusunu itecek. Kulübeden de Mertens var bugün. Hani biraz kulübeyi de düşünmeye çalışıyorum aslında Emre. Hocanın kadrosu. Çünkü Zaha'yı maç kadrosunda olmasını da beklemiyorum. Çok düşük ihtimal. Oyunu hani çevirecek oyuncu anlamında Mertens var. İsviçre'deki maçta öyle ya da böyle Batu Şah'ı, Ziyech'i oyuna atıp skor çevirmişti Galatasaray. Bu sefer bence maçın püf noktası ilk golü bulan tarafın Galatasaray olması gerekti. Yani İsviçre'de golleri Young Boys buldu ama Galatasaray'ın Ziyech'le Batu Şah'la maçı çevirme şansı vardı. Evet bu sezon Abdülkerim iyi başlamadı. Nelson iyi başlamadı. Kaan daha dengeleyici bir stoper bu anlamda. Ben Nelson'la fena iş çıkartmazlar diye tahmin ediyorum. Yelert ve Barış Alper'in bek performansını merak ediyorum. Çünkü ilk maçta Galatasaray bekleri zayıf karnı olmuştu.